Muhterem kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. İslam'a davet üzerine yaptığımız sohbetlerin üzerinde daha çok davetçinin sabrından bahsediyorduk. Bütün olumsuzluklara karşı dayanması, direnmesi ve davet vazifesine devam etmesi lazım gelir diyor. Ve Peygamberimizin hayatından örnekler, sahabenin hayatından örnekler vererek devam ediyorduk. Cenab-ı Allah'a tevekkül edecek, itimat edecek. Çünkü Allah Celle Celaluhu hakkıyla vazifesini yerine getiren müminlere mutlaka yardım sözü vermiştir, zafer sözü vermiştir. Yeryüzünü Allah Celle Celaluhu muttakilere miras kılmıştır ve bu zafere onlar erişeceklerdir. Erişecekler de ne zaman diye böyle bir soru Cenab-ı Allah'a karşı bir suiedep olabilir. O yüzden bir sohbetimizde dikkat çekmiştik. Hücret suresinin 1. ayeti kerimesine Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi ve attakullah innallaha semi'un alim. Ey iman edenler, Allah'ın önünde geçmeyin, Resulünün önünde geçmeyin. Ona şöyle olsaydı, böyle olsaydı, niye böyle olmuyor, niye şöyle olmuyor gibi sözler söylemeyin. Şu iş böyle yapılsın, bu iş böyle helal olsun, böyle haram olsun gibi din belletmeye, Rab'lık yapmaya, öğretmeye de kalkışmayın. Haşa, haşa, haşa. Allah Celle Celaluhu her sözünüzü işitir, hep yaptığınızı bilir. Bizim değerli kardeşlerim bir mümin olarak Allah'a ve Resulüne boyun eğmek, hükmüne itaat etmekten başka çaremiz yoktur. Zaten Allah ve Resulü bir şeyi emrettiği zaman bizim onu alıp almama, yerine getirip getirmeme efendim muhayyerliğimiz seçeneğimizde yoktur yani. Bir mümin olarak bize düşen vazife ihlasla amel etmek, sabırla ve fedakarlıkla İslam'a davet etmek, insanları İslam'a davet için üstümüze düşen vazifeleri içtenlikle yerine getirmektir. Bu bizim vazifemiz. Cenab-ı Allah'ın vazifesine karışmayacağız yani. Allah Celle Celaluhu bizden kulluk bekliyor. Ya eyyühennâsü ubudû rabbakumüllezî halakakum. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a ibadet edin. Sizden önceki atalarınızı Adem'e varıncaya kadar yaratan Allah'a kulluk edin, ibadet edin, azabından korunun. O öyle bir Rabbi ki ellezi yerleri sizin için bir döşek, gökleri de sizin için güzel bir tavan, yıldızları, ayı, güneşi, galaksileri birer avize yaptı. Gökten şakır şakır üstünüze su indiriyor. Ve onunla envai çeşit yiyecek, içecekler, rızıklar, ürünler, meyveler, sebzeler bitiriyor. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortak koşmayın. Allah'ı tevhid edin. Allah'a itaat ederek kullukta devam edin. Bize düşen budur. Allah Azze ve Celle, peygamber ve inananlara yardım ve zafer vereceğini vaat etmiştir dedik. Müjde, bundan daha büyük müjde mi olur bir Müslüman için? Hiç şüphesiz Allah vaadinden dönmez. İnna Allaha la yuhliful miat. Allah miat, vaadinden dönmez. Dua ederken de biz Ali İmran suresinden ayetler inneke la tuhlikul miyad. Sen miadından, vaadinden, verdiğin sözden dönmesin Allah'a diyoruz. Fakat değerli kardeşlerim, Allah'ın yardımı, nusreti, zaferi bizim istediğimiz zaman değil, kendi istediği zaman bize gelir. Bu ne demektir? Bu önce bizi bir deneyecek demektir. İmtihan edecek demektir. Sınayacak demektir. Zor günlerde kulluğa devam edip etmeyeceğimizi ben de Müslümanım sözünde samimi olup olmadığımızı
bize de gösterecek. Kendisi zaten biliyor. Nitekim Ankebut suresinin hemen başında 2. ayetten başlıyor. 6. ayete kadar Allah Celle Celaluhu bu gerçekleri anlatıyor. Buyuruyor ki: "Ehasiben nasu en yutreku en yekulu amennâ ve hum lâ yuftanûn?" Yani bu insanlar biz de iman ettik demekle bırakılacaklarını, denenmeyeceklerini, sınanmayacaklarını, imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannettiler? Yok öyle değil yani. Ben de Müslümanım. Her şey bitti. Yok öyle. Velakat hiç şüphesiz fetenna biz denedik, sınadık ellezine min kablihim kendilerinden önce gelenler. Onları da sınayacağız yani. Fele ya'lemennallahu allazina sadaku ve le ya'lemennel kazib. Allah kim sadık sözünde duruyor? Ben Müslümanım sözünde duruyor. Dinin emirlerini yerine getiriyor, kulluk vazifelerini yapıyor veya kim yalancı yapmıyor, bunu bilecek ve size bildirecek. Allah zaten biliyor. Ama önemli olan bunu sizin de bilmeniz ve huzurunda bunun hesabını vermenizdir. Em hasibellezine ya'melune seyyiat, bu kötülükleri yapan, Müslümanlara eziyet ve işkence eden, Allah'ın yoluna set çeken, yayılmasını engelleyen, küfrün, fıskın, fücurun, günahın yayılmasını isteyen bu insanlar zannettiler mi? En yasbikuna, bizi geçecekler, bize galip gelecekler. Hayır. Biz onlara böyle bir fırsat veriyorsak, bu da bir imtihandır. Onların imtihanı. Sa'ma yakun. Ne kadar kötü hükmediyorlar. Yanıldıklarını görecekler ya. Men kana yercu liqa Allah. Kim Allah'a kavuşacağına iman ediyorsa, Allah'a iman ettiği gibi ahiret gününe ve oradaki hesaplaşmaya iman ediyorsa fe inne ecelallahi la'at. Hiç şeksiz şüphesiz bilsin ki Allah'ın tayin ettiği ecel mutlaka gelecektir. Ve vesemiul alim. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Ve men cahede, kim mücahede de, cihade de çabalar, gayret sarf ederse ve innema yücahidu li nefsihi, hiç şüphesiz ki çabası, gayreti, çalışması kendi nefsinin menfaatinadır. Kendisi içindir yani. Allah'a buradan bir menfaat gitmez. Dünya hayatında da öyle. İslamiyetin yaşanması, kendi nefsi ve yayılması, yeryüzünde barışı, huzuru, refahı, mutluluğu getirdiği için sonuçta insanın kendisi ve insan topluluklarının menfaatinadır yani. İnnallâhe leganiyyun anil âlemin. Allah alemlerden müstağnidir. İhtiyacı yok sizin kulluğunuza. Ne sizin iyiliğinizden, ibadetinizden, güzelliğinizden bir menfaat gelir, bir zenginlik görür, bir fayda görür, ne de kafirin küfründen, fasığın fıskından, günahkarın günahından Allah bir zarar görmez. Sizin için. Değerli kardeşlerim, o yüzden dikkatli olalım. Sevgili Peygamberimiz uyarıyor bizi. Leysel imanı bit temenni ve la bit tahalli. İman, işte keşke ben de şöyle olsaydım, böyle olsaydım gibi temenni değildir. Veya cübbe gibi üstünüze giydiğiniz süslü püslü elbise gibi bir elbise değildir. وَلَكِنَّ الْا۪يمَنَ مَا وَغُرَ فِي الْقَلْبِ. Lakin iman kalbe oturan ve orada mutmain karar kılan sağlam bir inanç. وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ. Ve vücut azalarının da onu tasdik etmesidir. Yani dediklerini yaşayacaksın, amel edeceksin, salih. O yüzden hadis-i şerif olduğu da söylenir bu cümlenin. Eskiler selef-i salih'in imanı böyle tarif ederlerdi. El-imanu tasdikun bil kalp. Evet, iman kalple tasdik ve ikrarın bil lisan, dil ile ikrar ifade edip söyleme ve amelün bil cevarih, azalarımızla, organlarımızla da amel etmektir diyor. Öyleyse iman sırf dille söylenen bir söz değildir. İman bir takım yükümlülükleri olan bir
hakikat. Kendine özgü ağırlıkları bulunan bir emanettir. Sabretmeyi gerektiren bir cihattır iman. Katlanılması zorunlu olan bir çabadır iman. Bu yüzden insanların biz de iman ettik demeleri yeterli değil. Sınavdan geçirilecek. İmtihana tabi tutulacaklar. Bu sözlerinde ne kadar samimi kendileri de görecek. Allah Celle Celaluhu bizi de o bahtiyar kullarından eylesin. İmtihanı başarmış, Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmış, muhabbetini efendim ihsan ettiği bahtiyar kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, velhasıl vazifeye devam. Hoşça kalın ve selam.